Merhaba arkadaşlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerde bizim en son yaptığımız şey şuydu. Bir density field'ımız oluşturmuştuk. Aynı zamanda bir de velocity dediğimiz hız alanımızı oluşturmuştuk. Şimdi yapmaya çalışacağımız şey şu. Burada bir density alanımız var. Bu alanımızı biz hız vektörümüz sayesinde hareket ettirmeye çalışacağız. Şimdi bunun için öncelikle auto DAP network denilen ya da DAP network denilen, yani dynamic operation network dediğimiz bir yapı oluşturmak istiyoruz. Bu dynamic operator network dediğimiz aslında bizim SAP dediğimiz yani surface operatörlerden oldukça farklı. Bununla alakalı belki daha farklı bir ders yapılabilir. Çalışma mantığı daha farklı. Örneğin biz normalde burada geometri alanımızda geometri ile alakalı kısımda yukarıdan aşağıya doğru işlemlerimizi yapıyorduk ve aşağıya doğru ilerleyerek gidiyorduk. Fakat DAP networklerde bu biraz daha farklı gidiyor. Yukarıdan aşağıya gidiyor. Aynı zamanda sağdan soldan sağa doğru hareket ediyor. Bunların üzerine daha sonra tekrar bir ders yapmayı düşünüyorum. Şimdi bizim bu Dynamic Operator network'ümüzün içine girelim. Şu anda içi boş. Şimdi bizim yapmamız gereken şeylerden bir tanesi şu. Daha önceden oluşturduğumuz density ve velocity filtrelerini bu alanımızın içerisinde öncelikle alacağız. Bunun için bu Dynamics içerisinde iki tane şeyimiz var. SAP Scalar Field. Bu bizim density'miz. Yani density'miz scalar büyüklük olduğu için bunu aldığımız. Ve aynı zamanda SAP Vector Field. Bunlarla biz ikisini alacağız. Buna isterseniz density, buna da velocity diyelim. Şimdi bunun içerisinde öncelikle bizim bunu almamız gerekiyor. Burada bir yolumuz var. SAP path. Bundan velocity, pardon, density değerimizi alıyoruz. Daha önceden ayarlamıştık zaten. Şimdi bunu göremiyoruz. Görmememizin sebebi bunu göstermemiz için bunun içerisinde ayrı bir not daha eklememiz gerekiyor. Bunun için de scalar with scalar veya şöyle diyelim. Evet, buradan bakalım. Scalar field visualization. Yani scalar field'ları göstermemiz için. Burada bakın dikkat ederseniz şurası yeşil. Yeşili yeşile bağlamamız gerekiyor. Burada renkler önemli. Bizim için kolaylık sağlıyor. Yeşili yeşile bağlayalım. Bunu açtıktan sonra bazı ayarlar tekrar yapmamız gerekiyor. Öncelikle bizim buradaki scalar field'ımıza bir isim vermemiz gerekiyor. Şu anda bunun ismi scalar field olarak ifade edilmiş. Aslında bunun velocity'nin kısaltılmışı vel olarak ifade edilmesi gerekiyor. Daha önceden bahsetmiştim. Dynamic operatörlerde bizim alanlarımıza ait, field'larımıza ait isimlerde düzeltiyorum. Tabi burada vel olmayacak. Bu density düzeltelim. Density isimlerin önemli olduğunu söylemiştim. Density. Evet. Şimdi buradan eğer isterseniz geometry spreadsheet bölümümüzden şu anda bir şey görülmüyor. Bunları bağladıktan sonra belki altta bağlayalım. Şu anda bir şey görülmemesi normal. Birazdan bunu biz aktif hale getirmiş olacağız. Şimdi devam edelim buradan isterseniz. Bunu bağlamış olduk. Ve density dedikten sonra bunun boyutuyla alakalı biz kendisi ayarlamasın. Daha önceden ayarladığımız kendi boyutu otomatikman alsın diye buradan use sub dimension işaretledik. Ve bu alanımızı hazırlamış olduk. Density alanımız hazır. Şimdi devam edelim. Velocity alanımızı buradan bu ayarlayalım. Velocity bölümümüze geldiğimiz zaman en aşağıya indiğimizde burayı well olarak değiştirdim. Az önce söylediğimiz gibi. Tabii şu anda alanımızla alakalı bir yol vermedik. Hemen buradan subpath ifadesinden velocity'yi de seçtik ve buradan alanımızı da aldık. Aynı density'de yaptığımız gibi buradan use subdimension'ı da seçtik. Ve bunu da gösterebilmemiz için gene bizim vector visualization vector field visualization
seçtik ve bunu da gösterimle alakalı açtık. Birazdan bunların görüntülerini karşımıza çıkaracağız. Şimdi bu buradaki oluşturduğumuz fieldların birleştirilerek aktarılması gerekiyor. Bunun için apply data diyoruz ve apply data'yı buradan yine yeşiliyi yeşile bağlayarak bu şekilde eklemiş olduk ve sonucu da buraya aktardığımızı farz edelim. Şu anda hiçbir şey görülmüyor. Bunun görülmemesinin sebebi öncelikle yani şeyde Houdini'de bizim boş bir obje oluşturmamız gerekiyor. Yani boş obje sanki boş bir Excel alanı gibi düşünün ve buradaki o alanların içerisinde bunlar dolduruyor. Dolayısıyla şu anda bunlar boşta duruyor. Yani bir de dikkat ederseniz şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada beyaz uçlarımız hep boşta şu anda. O beyaz ucumuzu dolduracak bir şey eklememiz gerekiyor. Bu da empty object dediğimiz, mutlaka dynamic operatörlerde yani özellikle pyro effect gibi bir takım şeylerde bunun içlerine girdiğiniz zaman burada empty object'i mutlaka görürsünüz. Bunun boş bir alan olduğunu düşünün. Fakat yani bunun olması gerekiyor. Bunu buradan isterseniz apply data'nın beyaz kısmına bağlamış olduk. Ve şu anda biz girdiğimiz zaman burada obje name'imizde görülüyor. Obje 0 olarak görülüyor. İsterseniz bunu değiştirebiliriz. Bu obje 0 şurada artık geometric spreadsheet'imizde output'a gelelim ve bir kademe ilerleyelim. Herhangi bir şey şu anda çıkmadı. Tabii bizim şu anda bir şeyimiz yok. Solver'ımız yok. Yani bunu çözümleyecek, bunu hesaplayacak bir şeyimiz yok. Burada solver olarak multi solver denilen bir şey var. Çözümleyici diyelim. Evet. Multi solver'ı da buradan beyazı beyaza bağladık. Ve bunu da çıkışına verdik. Ve baktığımız zaman tekrar bakın artık objemiz buraya geldi. Objemizin altında iki tane field'ımız var. Bir tanesi density, bir tanesi velocity. Peki acaba şu anda ekranımızda bir şey görülüyor mu? Şu anda görülmediğini fark ettiniz. Niye görülmüyor? Biz aslında density'mizle alakalı bir ayar yapmıştık. Onu biraz daha düzenlememiz gerekiyor. Şurada density'mizi yani yoğunluğumuzu gösterecek sapımız burada. Bunu seçtikten sonra burada show guide geometri seçtik. Bounding box seçtik. Şu anda bakın sadece etrafına bir şey çizdi. Ve burada use smoke dediğimiz zaman işte şu anda artık bizim yoğunluğumuzla alakalı bölüm geldi. Daha görünür olmasını istiyorsanız buradan density smoke çarpanını arttırabiliriz. Daha görünür bir hale getirebiliriz. Fakat burada dikkat edin. Önemli olan şey şu. Bu sadece görüntüleme ile alakalı bir bölüm. Yani dolayısıyla buradaki oynamamız bizim yoğunluğumuzda her üzerinde bir değişiklik yapmayacak. Bunu arttırmanın başka yolları var. Şu anda ona girmeyeceğim. Şu anda play tuşumuza bastığımız zaman herhangi bir hareketlenme yok. Çünkü buradaki yoğunluğumuzu bize hareket ettirecek bir kuvvet yok. Bu kuvvet burada ama bu kuvveti etkilememiz gerekiyor. Birazdan onunla alakalı ayarlarımızı yapacağız. Şimdi öncelikle velocity'mizi de bir gösterelim. Bu arada bunu kapatalım. Velocity'yi nasıl gösterebiliriz? Velocity bir vektörel alanda biliyorsunuz. Vektörel alanlar daha çok böyle çizgiler şeklinde nasıl bir hareket halinde olduğunu görmemiz daha uygun oluyor. Daha önce şurada üzerinde durmuştuk hatırlarsanız. Burada bakın şu şekilde bir gösterimle biz vektörel alanımızı gösterebiliyorduk. Şimdi tekrar buradan çıktım ve velocity alanımızı gösterecek olan nodumuzu tıkladık. Ve bu notumuz üzerinde show guide geometri, bounding box denilebilir. Fakat burada şuna dikkat edeceğiz. Use streamer. Streamer az önce gösterdiğim gibi bu şekilde. Yani vektörel alanımızın görülmesini sağlıyor. Bunu renklendirmek istiyorsak aşağıda visualization type diye none şu anda seçilmiş. Bizim hızla alakalı olduğu için bunu speed dersek bu şekilde. Tabii bu çok büyük, yüksek çizgilerimizin uzunlukları çok fazla. Halbuki biz burada bir kesit aldık. O kesite ait gösterim bu. Dolayısıyla burada streaming length'imizi biraz düşürürsek şu anda vektörümüzün yani hız vektörümüzün ne işe yaradığını göstermiş olduk. Play tuşumuza bastığım zaman gene bir şey olmayacaktır. Çünkü bir hesaplama yapacak bir durum yok. Sadece gösterme durumu var. Tekrar biz buradan density'mizi açalım. Ve artık bunları birbirleriyle etkileşime sokmamız gerekiyor. Burada multi solver seçeneğimizde bakın beyazla alakalı bölümü biz doldurduk.
Şurada mor olarak gösterilen kısım işte bizim mikrosolver denilen veya işte burada işlemleri yapacak kısım. Multisolver sadece şunu yapıyor. Birden çok işlemi birleştiriyor ve beraberce işlem hareket etmesini sağlıyor. Buna benzer bir vazifesi var. Dolayısıyla şu anda bunu işlem yapacak. Bizim yapmamız gereken şey şu. Buradaki velocity alanımızın, density alanımızın, velocity alanımızdan etkilenmesini istiyoruz. Bunun için advect, evet bakın advect ile alakalı buradan advect fields, yani bizim alanımız başka bir alandan etkilensin, hız alanından etkilensin istiyoruz. Bunu buradaki mora bağladım ve bir ayar yapmamız gerekiyor. Zaten bizim etkileyecek olan alanımız well, yani velocity'mizdi. Etkilenecek olan alanımız da burada density diyoruz. Bunu da dedikten sonra acaba play tuşumuza basarsak bakalım ne olacak? Play tuşumuza bastığımızda bakın hareketlenmenin olduğunu gördünüz. Şimdi bu hareketlenme tabi şu anda velocity'miz işliyor. Burada bir şey yaptı. Fakat bunun istersek biz bununla beraber yukarıya doğru daha da fazla büyümesini, açılmasını ve bu şekilde hareket etmesini isteyebiliriz. Bunu da eğer bir dahaki derste, çünkü zamanımız bununla alakalı çok uygun olmayacak, bir dahaki derste gösterebiliriz. Ama isterseniz şurada kısaca bizim buradaki şimdi kaldıralım. Play tuşumuza bastığımızda ne olduğunu bir görün. Bakın artık hareketlenmemiz var. Bu şekilde bizim velocity'mizden etkilenmiş oldu. Tabii çok güzel bir görüntü değil. Belki bir duman alanı ya da ne bileyim bir sis alanı içerisindeki hareket ifade edebilir bu. Fakat mesela bir obje şeklinde bir bizim density'miz olsaydı, yoğunluğumuz olsaydı, bunu hareket ettirmiş olsaydık nasıl olurdu diyebiliriz. Burada tabii başta ayarladığımız bizim neyimiz vardı? Biz box olarak düşünmüştük bunu. Ve burada en son density'miz şu şekilde görülmüştü. Bunu isterseniz farklı bir şekilde göstertelim ve o şekilde dersimizi bitirmiş olalım. Şimdi öncelikle ben buraya bir tane platonik solid. Platonik solid içerisinde pek çok objeyi barındıran güzel bir geometrik primitif olarak düşünebilirsiniz. Burada tetragon olarak gösterilmiş. Ben bunu tetragon değil de herkesin birçok üç boyutlu programda kullanılan Utah tetrapod dedikleri işte bu bunu kullanmış olalım. Bunu biz öncelikle density alanına dönüştürmüş olalım. Şimdi öncelikle ben boyutunu bir ayarlamak istiyorum. Bunun içerisinde olsun istiyorum. Dolayısıyla buradaki radius değerimizi azalttım. Şu şekilde tam içine girsin istiyorum. Biraz daha küçültebilirim. Bu şekilde girdikten sonra şunu yapalım. Bunu iso offset'le neye çevirelim? Density. Evet, harflerimize dikkat edeceğiz. Density dedikten sonra burada 80 ayarlıyorum çözünürlüğünü ve bu şekilde bakın şu anda bir şey görülmüş oldu. Peki isterseniz bunu direkt buradaki density'ye bağlayıp ve ondan sonra da AutoTap network'ümüzün içerisine girip ve tekrar başa alıp play tuşumuza bastığımız zaman evet gördüğünüz gibi bizim dumanımız bir anda dağıldı ve şu hale gelmiş oldu. Peki acaba bunun boyutunu nasıl arttırabilirdik? Gerçi onu bir dahaki dersimizde göstereceğimizi söyledim. Belki şunu da yaptırabiliriz. Burada bizim dikkat ederseniz iso offset şunu yapıyor. Buradaki çözünürlüğümüzü homojen bir şekilde dağıttı. Ben bunun daha böyle içerisinde biraz bozulmalarından noise efekti oluşsun istiyorum. Bunu yapmak için de pek çok yol var. Mesela şöyle bir yol düşünülebilir. Ben gene buraya bir volume warp ekliyorum. Volume üzerinde oynayabileceğim bir şeydir bu. Ve bunun içerisine girdikten sonra gene bir anti-aliased noise ekleyerek bunda bir bozulma olmasını istiyorum. Hem de anti-aliased noise'umuzu biraz da hızlandırarak dersimizi çok uzatmadan
Evet, buradan P'yi P'ye bağladım. Ve Antialiasing Noise -1 ile artı 1 arasındaki değerler çıkartıyordu. Ben şunu yapmak istiyorum. Buradaki density'mizi ben bir toplama işlemi yapmak istiyorum. Dolayısıyla burada oluşturduğum noise'la bunu toplayıp ben aralarında bir bozulmamasını istiyorum. Bunun için burada toplamak için add operatörünü kullanıyorum. Add operatörümüze density'mizi ve noise'umuzu ekledim. Ve bu toplamı da buraya ekledim. Şimdi burada bu şekilde yaptıktan sonra görüntümüzün çok güzel olmadığını göreceksiniz. Niye öyle olduğunu üzerinde bir konuşalım. Şimdi buradan girdiğimiz zaman herhangi bir değişiklik yok gibi görülüyor. Peki biraz Antialiasing Noise ile alakalı oynama yapalım. Mesela amplitude değerimizi biraz arttıralım. Şimdi amplitude değerimizi arttırdığımız zaman bakın dışarılarda da bir takım bozulmalar oldu. Peki bunu nasıl şey yapabiliriz? Bir de şuradaki görünürlüğü. Öncelikle bunu bir fit edelim. Sonucunu negatif bir sayı çıktıysa bunu düzeltmek açısından fit range seçeneğiyle bunu ve buradaki source'umuzu negatife doğru alıp bakın şuralarda bozulma oldu. Yukarılarda olsun istemiyorum ben. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunun için density değerimizin sıfırdan büyük olduğu durumlarda bu iş işlesin isteyebiliriz. Burada bir karşılaştırma yapabiliriz. Bunun için compare operatörümü kullandım. Compare operatörüm şu anda density'miz eğer sıfırdan büyükse bizim bu iş işlesin. Değilse başka bir şey olsun. Bunun için gene two way switch operatörünü kullandım. Buradan çıkacak sonuç yani sıfırdan büyükse birinci input değilse ikinci input sonuca yansıyacak. Sonucumuzu yansıtalım. Şu anda sıfırdan büyük olduğu durumlarda tabii ne gelmesi gerekiyor? Küçük olduğu durumlar için bakalım. Küçük olduğu durumlarda bizim zaten density'miz kendisi gelsin. Büyük olduğu durumlarda ise buradan çıkan sonuç gelsin. Evet, şu anda dikkat ederseniz güzel bir görüntü oluşmuş oldu. Tabi burada noise'umuzun amplitude değeriyle veya frekans değerleriyle bir takım oynamalar yaparak burada bir takım bozulmalar sağlayabiliriz. Biraz daha fit değeriyle oynayalım bunu. Mesela negatife doğru alalım. Şu şekilde veya biraz azaltalım. Tersi çok uzatmadan. Evet. Belki biraz çarpan olarak bunu arttırabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Antialiasing noise değerimizin sonucunu buradan mesela buna add veya çarpma olarak multiply bir sayıyla çarpmasını istiyorum. Evet. Bunu bir sayıyla bir çarpan oluşturalım. Ve bu çarpanımız da sabit konstant olsun. Ve sabit çarpanımız şu anda sıfır olduğu için aslında sonucumuza bunun sıfır olarak yansıması gerekiyor idi. Ancak sonuç neden bu şekilde oldu? Normalde bir şey göstermemesi lazım. Peki biz buradaki multiply değerimizi biraz daha arttıralım. Dikkat ediyor musunuz? Yani aradaki farklar daha da azalttı. Yani az yoğunla çok yoğun olan yerler oldukça değişti. Yani fit değerlerimizle buradan oynayarak bunu bu şekilde hale getirebiliriz. Ve en son artık bitiriyoruz dersimizi. Buradaki DAP içerisine girdik. Ve bir bakalım nasıl bir sonuç oldu. Tabii şu anda görmüyor bunu. Görmemesinin sebebi biz density'mizi buraya bağlarsak ve buradan çıkıp tekrar AutoDAP metrimizin içerisine girersek ve şimdi play tuşumuza basarsak evet bunun dağıldığını gördük. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste bunu nasıl hareketlendirebiliriz? Daha doğrusu bununla beraber field'ımızın etraflara doğru büyümesi ve aynı zamanda başka
operatörlerin üzerinde bazı şeyler göstermeyi düşünüyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.